Herkese merhabalar. Din birey ve toplum konusuyla beraberiz. Muhteşem bir konu. Gerçekten dinimizi öğreneceğiz bugünkü dersimizde. Burada gördüğünüz gibi aslında bak arkadaşımız demiş ki zekatımı Ramazan ayında hep veririm demiş. Aynı zamanda gelecek bayramda hangi kurbanını alacaksın? Geçen Cuma namazından beri seni göremedim. Bana dua etmeyi unutma. Aslında din toplumun içerisinde bir unsur. Bunu öğreneceğiz. Aynı zamanda dinin tanımından başlayıp dinle alakalı işte dinin inanç esasları, amentü, aynı zamanda beş e, temel ibadeti beraber sizinle öğreneceğiz. Ve harika bir şekilde hem toplumsal hem de bireysel faydalarına da bakacağız. Ve süper bir şekilde bu konuyu anlayacağız. Şimdi öncesinde şu duyuru yapmak istiyorum. Çok güzel bir program geliyor. İlk tekrar programı geliyor. Bunun e, duyurusunu zaten yapmıştık ama tekrar burada göstermek istiyoruz. 24 Ocak'ta programımız başlıyor. İlk tekrar programımızla beraber bütün birinci dönem konularını tekrar edeceğiz. Aynı zamanda bunu ilk tekrar LGS setiyle yapacağız ki Türkiye'deki bütün kitapçılardan aslında bu ücretsiz programı ulaşabilirsiniz. Ücretsiz program bunun içerisine çıkıyor ama zaten ücretsiz bir şekilde Türkiye'deki Tonguç kitapçılarının hepsinde var. Ve bu programla beraber temel ve nitelikli olmak üzere iki farklı programla bütün bu... İki hafta boyunca ara tatilde muhteşem bir program çıkartacağız ve en iyi şekilde birinci dönem konularını tekrar edeceğiz. nesil sorularla ki bu setimiz içerisinde de nesil Türkçe matematik var. İlk tekrar LGS tüm dersler var ve aynı zamanda artık netler artıyor ana denemeleri var. Onu da hemen size duyurayım istiyorum. Peki bugünkü dersimizde ne yapacağız sizinle beraber? Din birey toplum konusunu yapacağız. Bundaki ödevlerimize hemen bakacak olursak programımızda aslında teker teker ödevlerimiz yazıyor. Hemen size sıfırdan 8'e taktikli din, dinamo din ve zoru bankası onda ondan programımızdaki uygun ödevleri yapmanızı istiyorum. Hadi bakalım o zaman dersimize hızlı bir başlangıç yapalım. başta dinledir. Din sözlük anlamı olarak kanun, hesap, hüküm, ceza, ödüllendirme, saygı, teslimiyet, itaat. Yani bu genel kavramların içine girer. Dolayısıyla terim anlamına baktığımız zamansa bizle alakalı olan kısma baktığımız zaman Allah'ın peygamberleri aracılığı ile akıl sahiplerini dünya ve ahiret mutluluğuna eriştirecek ilahi kurallar bütününe biz din diyoruz. İslamiyet, aynı zamanda Hristiyanlık, aynı zamanda Musevilik, aynı zamanda bu şekilde dinler aslında biz Allah tarafından geldiğine inanıyoruz ve bunun aslında bizim hayatımızı düzenlemek ee, ve Bismillahirrahmanirrahim. Evet kesinlikle peygamberler aracılığıyla geldiği için de Allah'tan olduğunu bildiğimiz için de bizi en iyi tanıyan Allah tarafından bizi en iyi yönlendirecek kurallar bütün olduğunu söylüyoruz. Normalde her devletin kuralları vardır değil mi? Evet, hocam. Anayasası vardır. Onlara göre insanlar yaşar. Babayasası olanlar bile var. Ya yani, o şey. Yani onlara göre insanlar işaret. İşte bu da İslamiyet'in anayasası diyebilirsin aslında. İşte şunu şunu yapacaksın, şunu şunu yapmazsın, şunu yaparsan daha iyi olur. Bunlar aslında bir kurallar bütünü şeklinde Kur'an-ı Kerim'de yazılmış. Peki dinin kaynağı nedir? Kaynağı Allah'tır. Yani Allah'tan geldiğine, bizim yaratıcımız olan, tek yaratıcı olan dünyayı, evreni, bizi, şu kağıdı, şu kalemi, bu havayı, nefes aldığımız, kalbimizin bunu sağlayan Allah tarafından verildiğine inanıyoruz. İnsanlar arası, insanlar arasından seçtiği peygamberler aslında vasıta burada. Vasıta ne demek? Allah peygamberimize diyor ki Aracı. bunu insanlara söyle. Resul diyoruz, elçi diyoruz. Dolayısıyla elçiye zeval olmaz. E, elçiye diyor ki Allah bunu bu insanlara söyle. Nedir? İşte Allah'a ve ahiret gününe inanın. Peygamberimiz de geliyor diyor bize diyor ki Allah'a ve ahiret gününe inanın. İsterse inanırsın, isterse inanmazsın. Dolayısıyla bu i̇rademiz bizim irademiz var değil mi? İrademiz var. Biz seçim yapabiliriz ama insan bir hür iradesiyle kabul eder veya etmeyebilir. Ve amacı da aslında dinin dünya ve ahiret mutluluğu. Saadet dediğim şey aslında Arapça bir kelime ama mutluluk demek aslında. Dünya dünya ve ahiret mutluluğu ve akıl sahibi insanlara hitap ediyor tabii. Yani bir hani kafayı yemiş insana hitap etmiyor din aslında. Çünkü hani onların bir sorumluluğu yok zaten dinen diyor. Dinin dört temel boyutu varsa bunlardan birincisi inanç boyutu. Her şeyin temelinde, her şeyin başlangıcında Allah diyor ki ilk başta inanın diyor. Biz niçin bu dünyadayız sonuç olarak? Ee, iyi bir şey yapmak. Ha, i̇şte hay işte bak böyle bir düşünce altyapısıyla sen çakozlarsın, yam Şimdi ilk başta insan olduğumuz için hayvanlardan, bitkilerden öküzlerden efendim hocam. farklıyız. Evet hmm. Tevhigem. biz? Biz düşünebiliyoruz. Aklı yürütebiliyoruz. Yani medeniyetler inşa edebiliyoruz. Koskocaman uygarlıklar üretebiliyoruz. Teknolojiler buluyoruz. Bunu yapabilen bir zeka. E, peki bunun boş yere olduğuna inanabilir mi? Hayır. Bunun bir amacı var. O yüzden Allah diyor ki dinin e, aslında yani siz, biz niye buradayızın açıklaması çok basit. Allah'a kulluk etmek için. Peki nasıl kulluk? Yani biz e, ne yapacağız da bu vazife yerine geçeceğiz? Çok basit. Allah diyor ki inanın diyor Tomuş El benim. Yani dinin ilk amacı aslında inanmak sonrasında da hayra ve barışa yönelik işler yapmak. Bu Kur'an'da o kadar çok geçiyor ki gerçekten de hani sen bile şaşıracaksın o, okuduğun zaman Kur'an'ı. İnşallah bir gün okursun kendi dininin kitabını da. E hayra ve barışa yönelik işler yapmak ne demek biliyor musun Tomuş El benim? Yani İyi işler yapmak demek aslında. E, ne demek mesela namaz kılmak, oruç tutmak, e, insanlara hürmet etmek, şefkatli davranmak, yardım etmek, hani paranı Allah yolunda harcamak, kullarına şefkat ve merhamet ediyoruz. Allah'a hürmet, kullarına şefkat ve merhamet demek aslında. E, ne yapıyoruz? İyi davranışlar, <laughs> hayra ve hayra barın şöyleki şeyler yapıyoruz. Ya, bunları yapıyoruz ve sonrasında sosyal hayatta, toplumsal ilişkilerimizi e, bu ahlak çerçevesinde düzenlemeye çalışıyoruz ve insanlarla iyi iletişime geçiyoruz diyoruz. Peki inancın esasları amenti diyoruz biz bu inancın esaslarına. Altı aşamada oluşuyor Tonguç mı? İlk başta her şeyin temelinde ne var? Tabii ki Allah'a iman var. Sonrasında Tonguç Aralem'in meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, hayra ve şerre iman var. Bunlardan iki tanesini seç desen ve en önemlisini desen, Allah'a ve ahiret gününe inanmak. Oo. Zaten Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok geçiyor ki Allah'a ve ahiret güne inanıp hayra ve yönelik işler yapanları mükafatlandıracağım diyor Allah. Dolayısıyla Allah'ın inanç Allah, e, inancı, Allah inancının en büyük temellerine, amen'ün en büyük temelleri Allah'a ve ahiret gününe inanmak. Onun dışında meleklerine inanıyoruz. Allah'ın kitaplarına inanıyoruz. Kur'an, e, Zebur, Tevrat, İncil ya peygamberler iniyoruz. Musa, İsa, e, Davut, ondan sonra işte Zekeriya bunlara hep inanıyoruz. Hayrı ve şerre inanıyoruz. Hayrı ve şerrin Allah'tan geldiğini inanıyoruz. Bunlar da amentü kuralı İbadetin esasına baktığımız zaman dua, namaz, zekat, oruç, hac, ibadet. Beş temel ibadet olarak düşünebiliriz. Bunlardan en önemlisi nedir Tonguş'u biliyor namaz hayır Allah'ı anmak yani dua dediğimiz Aa. şey yani Allah'ı anmak o kadar çok önemli bir ibadet ki Kur'an'da e, yani o kadar çok geçiyor ki hani bunu insanların Müslüman olarak bizim en başta bilmemiz gerekiyor. E, hatta şöyle söyleyeyim sana Allah'a anmak yani Allah'a anmak diye değiştiriyorum ben bunu. Dua, dua aslında ama Allah'a anmak daha doğru, doğru bir tabir burada. Mesela şu kaleme bakıyorum veya şu kağıda bakıyorum. Allah ne güzel yaratmış. Şu elime bakıyorum. Allah ne kadar güzel. Hatta canım, çok güzel Şu güzel. anda aya yani elimiz derken, şunu demek istiyorum. Hani güzel yaratmış. Function, derken, functional. Functional, Hani gerçekten de inanılmaz. Inan, şunu Boston Robotics firması yapıncaya kadar yüzyıllar geçti. Hala da tam e, insan hareketlerini veremiyorlar buradaki harekete. Hatta böyle bir tane yampirik yumpuruk bir robot çıkartıyorlar insanın karşısına. El sıkışıyor bir insanda. Wow be diyorlar. Wow. Ulan ya, Allah yaptı bunu yüz milyonlarca yıl önce. Dolayısıyla hani e, hani buna wow dediğin şey aslında hani e, sen yapıyorsun yani hani böyle dandik dönürük bir şey yapmışsın metalden. Ha, hani dolayısıyla Allah'a anmak çok önemli. Sonrasında Tonguçların Kuranda en fazla geçen ibadet zekat. Sonrasında namaz. Sonrasında hac. Sonrasında da oruç. Yani Kuranda e, en fazla geçmesi sırası da çok çok önemli değil aslında. Allah bize yapın dediyse yapacağız. E, Namazın da belli vakitleri var. Zekat da Allah yolunda para harcamak. Oruçta e, yemeden içmeden bir gün geçirmek hac da. Kabe'yi ziyaret etmek manasına geliyor diyoruz. Geldik peki din birey ilişkisi ve din toplum ilişkisi. Aslında din birey ilişkisinde din insanı manen yani manevi e, kapsamda yüceltiyor ve kendini duyan, gören bir yaratıcı olduğunu biliyor. Yani ben bir şey yaparken tomuş Elan ne diye yapıyorum biliyor musun olayı? Nasıl yapıyorsunuz hocam? Ben bir şey yaparken Allah beni görüyor. Allah benim e, yanımda. Yani bir yerde oturduğum zaman bir kötü bir söz söyleyeceksen veya işte kötü bir davranış yapacaksam diyorum ki ya Allah yanımda Allah beni her saniye görüyor. Mesela yukarıda bir mobese kamerası olsa sen yere çöp atabilir misin Tonguç Eralı? Atamam. Heh, Aynı onun şekilde Allah beni görüyor diye davranırsan her an bir kamera olduğunu davranırsan ki zaten Allah o kadar enteresan bir şey söylüyor ki derileriniz size şahit olacak diyor. Yani aslında deriler aslında Allah'ın kamerası. Zaten hani ileride de kesin teknolojiler, mektronistler gelişir. Bunlara da kaydedilen sistemler çıkar ortaya. Çok yakında baya bir şey bulunacak gibi gözüküyoruz. Din toplum ilişkisine baktığımızda ibadetler paylaşma, dayanışma, hoşgörü, toplumsal birliğe katkı sağlıyor. Mesela beraber namaz kılmamız, beraber oruç tutmamız, zekat vermek, zenginlerin fakirlere bunların hepsi de toplumsal birliğe katkıda sağlıyor diyoruz. Ödülü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım bakalım.